Aşk bile ve sevgili Nazlı'la birlikte efendim. Aşk bile adlı şarkı Serdar Ortaç'ın sözü ve müziği, düzenlemesi de Erdem Kınay'a ait. 2009-10 civarı değil mi ilk albüm yaptığında? 2009. 9'da değil mi? Evet. Tanıştık seninle ve şaka maka 6 sene geçti. Evet, çok zaman hızlı geçiyor gerçekten. Ve sevgili Nazlı'nın tabii ki en büyük özelliği böyle seri biçimde üretmeye devam ettin. Önce full bir albümle çıktın karşımıza, sonra single'a çevirdin. Ve bu single'larda çok güzel 12'den vuruşlar yaptın. Bu da onun son örneği. Bugünden geçmişe doğru gideceğiz. Biraz anlatır mısın? Aşk bile nasıl doğdu? Aşk bile şarkısını ben ilk Serdar Ortaç'ın sesinden demosunu ilk duyduğum anda, daha ilk cümlede gerçekten aşık oldum şarkıya ve bu şarkıyı mutlaka ben söylemeliyim dedim. Daha sadece bir cümle duymuştum ve çok doğru bir karar vermişim gerçekten, çünkü hakikaten ben şarkımla çok büyük bir aşk yaşıyorum. Yani çok severek söylüyorum. Kendi söylediğim şarkıyı gün içinde kendim dinliyorum devamlı. O kadar çok seviyorum bu şarkıyı. Nasıl geldi peki? Serdar sana demolar mı dinletiyordu, muhabbet mi ediyordunuz, yoksa şarkı mı arıyordunuz? Hikayesini alalım en baştan. Hayır, ofiste, hani Serdar'ın bitişik şirketinde, ofisinde pardon. Oradayken şarkı bir şekilde dinletiliyordu. Yani hadi Nazlı bir dinlesene diye dinlettiler. Serdar yoktu orada yani. Çok enteresan. Hani bana özel olarak bana yollamamıştı şarkıyı. Anladım. Orada dinledin. Ama ben tabii daha dinlediğim gibi o anda atladım şarkının üstüne. Evet, gerçekten de şunu söylemek istiyorum. Serdar Ortaç'ın en batı şarkılardan bir tanesi. Ben böyle yorumluyorum. Çok özel bir şarkı. Ve ne zaman yapmış, konuştunuz mu? Nasıl aldın peki şarkı? Hikaye nasıl oldu? Dinledin orada şarkıyı. Ne dedim? Dedin? Hemen, hemen, hayır, hemen dedim. Hemen dedim arayalım Ortaç'ı. Hemen isteyelim hemen şarkıyı. Hemen yani. Hiç şey, vakit kaybetmedim. Çünkü gerçekten vakit kaybettiğiniz zaman bir şarkı anında gidebiliyor. O yüzden... Aşık olduğum şarkının peşine hemen düşerim. Biraz peki şarkıyı aldın. Aşık oldun şarkıya tabi yerindeyse. Sonra ne oldu? Sonra dedim ki bu şarkının hakkı iyi verilmeli. Evet. O yüzden iyi isimlerle çalışmalıydım. Sevgili Erdem Kınay sağ olsun çıkış düzenlememizi yaptı. Okan Akı benim çok sevdiğim arkadaşım. Tantaşçı ile birlikte çalışır Okan. Evet. Onun da çok güzel bir düzenlemesi var. Bu arada şarkıyı bana Okan okuttu. Yani aynı zamanda benim vokal koçluğumu da yaptı. Evet. Onun dışında Mert Aydın ve Cihat Uğurel hem çok sevgili arkadaşlarım hem de çok başarılı DJ'ler ikisi de. Onların remixleri var. Dört tane versiyon oluşturdun. Evet, dört tane birbirinden farklı versiyonumuz var. Ve gerçekten A'dan Z'ye bu benim çok içime sinen bir iş oldu. Yani gurur duyuyorum bu şarkıyla, klibiyle, her şeyle gurur duyuyorum. Onu evet, kesinlikle öyle. Ben de şahsen şunu söylemek istiyorum ki, tabii ki birazdan eski şarkılarını da dinleyeceğiz. Mesela senin bakıyorum listemde çok hoş bir Can Bedenden Çıkmayınca versiyonun var. Müthiş bir şarkı olmuştu o. Saygı Duruşu, Rest gibi her geçen gün kendisini daha da farklı hissettirin ki bu programda bunları birazdan dinleyeceğiz. Biraz kısa kısa izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Ve konuşacağız sevgili Nazlı'yla birlikte. Her bir şarkının üzerine bir şeyler kattın. Ve buna da pek çok şey katmış oldun. Ve bana sorarsan video klibiyle de birlikte çok iyi bir paket oldu. Peki klibi konuşalım. Konuşalım. Bayağı bir ders aldın. Doğru mu yani, spor dersi anlamında söylüyorum. Doğru, ne yaptın? Evet. Nasıl? Şimdi anladığım kadarıyla aşık oldun, söyledin. Dedin ki iyi bir şey olmalı. Soundlar çıktı vesaire. Sıra geldi en önemli noktaya. Yani video klibi. Video klip için yaklaşık 2,5 ay boyunca, ben zaten spor yapıyorum ama 2,5 ay boyunca çok ciddi bir kampa girdim spor hocamla. Klip kampına girdin yani. Evet, gerçekten sevgili Serhan Musluoğlu'na buradan selamlarımı gönderiyorum. Hakikaten mucize yarattı. Çünkü kışın ben bir sporu bırakmıştım ve böyle şeydim, bir lapalaşmaya doğru gidiyordum yani. Onu iki ay gibi bir sürede tık 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 böyle karın kaslarımı resmen koydu buraya. Ama inanılmaz bir spor programı. Çok sert bir diyet programı. Sert. Hani mesela 7 leblebi yiyeceksin diyorsa 8.yi yiyemiyorsun yani. 7 leblebi yiyeceksin. Anladım. Gerçekten uyulması zor bir programdı. Ama diyetin kendisi zordu zaten. Zaten spor değil zor olan. Ben spor yapmayı çok tabii seviyorum. Benim için zor olan diyet. Çünkü yemek yemeyi de çok severim. Adanalıyım. Yemeği o çok severim yani. O zaman kebaplar, mebaplar filan. Tabii. Anneanne tarafımda Antakyalı. Yani bizim ailede yemek kültürü gerçekten sağlam. Dolayısıyla çocukluğumdan itibaren hayatım hep televizyon ve gazete koridorlarında geçti. Yani. Medyanın içinde büyüdüm gerçekten. Ve sunuculuğa da her zaman
çok büyük bir sevgim vardı. Evet, vardı. Bütün okul şeylerinde, organizasyonlarında falan hep zaten hayatım boyunca ben sunuculuk yaptım orada. Daha sonra işte Can ve Arsen Gürzap'ın diyalog okulunu bitirdim. Ve birincilikle bitirdim. Orada ufak ufak sinyalleri verdim. Zaten bitirdiğim gibi hemen spor spikerliğine başladım. Ve televizyon bazlı mı, nasıldı, ne yaptın ya, biraz anlatsana biraz. Ya kanal ismi verebiliyor muyuz? Bilmiyorum ama yani neyse, bir kanal diyelim. Ya Kral TV diyebiliriz tamam. Zaten gerçi bir müzik kanalı. Müzik kanalımız tabii ki. O dönemde TMSF'deydi ve haber vardı Kral TV'de. Evet, spor haberlerini. Sen mi sundun? Ben sundum ve ben hazırladım aynı zamanda. İki kişi hazırladık. Editörlüğünü de yaptım. Ve sundum. Daha sonra D-Spor'a geçtim. Kariyer sağlanmış o zaman. İşte albüm işi çıkınca maalesef ikisinden birini seçmem gerekiyordu. Çünkü yani hani albüm hazırlamak çok tabii, gerçekten tabii. İlk prodüktörüm benim Emre Irmak'tı ve Emre bana zorla bıraktırdı. Yani bırakman lazım. Evet, bırakman lazım diye. Peki geriye baktığında tabii ki müzik çok daha güzel. Futbol da çok güzel bir şey ama yani çok enteresan ve renkli bir şey. Bir de o dönemlerde bayan sunucuların, bayan futbol sunucularının çok az olduğu bir dönem. Evet, çok azdı o zaman. O zaman Burcu vardı. Evet evet, o da yeni yeni lanse ediyordu. Peki enteresan yaklaşılar mı sana hiç o dönemde? Futbol sunuculuğu ya da spor sunuculuğu yaparken? Şimdi benim birlikte çalıştığım spor yorumcuları ve hani özellikle tabii spor kanalındaki isimler hep bana şey derlerdi. Hani o kadar iyi hazırlanmışsın ki hani her şeye hakim bir şekilde çıkardım ben yayına gerçekten. Sabahın köründen başlardım çalışmaya. Yani o yayına çıkıyorsam ve ben karşımdaki yorumcuya soru soruyorsam her şeyi biliyor olmam ne gerekiyordu. Rest. Anlatır mısın? Neye rest çektin? Rest'in söz, müzik ve düzenlemesi Volga Tamöz'e ait. Özellikle mesela annemin bende en sevdiği şarkılarımdan biridir. Evet, Rest'i çok sever annem. Klibini Kemal Başbuğ çekti. O da bir single olarak çıkmıştı. Evet, 2012 yılında yayınlanan bir single'ındı. Evet, birazcık atarlı giderli bir şarkıydı o. Seviyor musun atarı gideri? Yani normal hayatımda da severim aslında. Birazcık öyle bir tipimdir ama öyle denk geldi. Yani hani atarlı şarkı olsun diye seçmedim değil, öyle onu. Denk geldi. Ben gerçekten dinlediğim zaman bana İlk anda bir şeyler hissettiren, yani beni yakalayıp içine alan şarkıları söylemeyi çok seviyorum. Ve Rest de öyle bir şarkıydı gerçekten. Bu arada Rest başka birine gitmek üzereydi. Öyle ben mi? Büyük bir savaş verdim Rest'e. Başka bir yorumcuya. Ben söylemek için, ya evet. Ya bugünlerde çok duyuyorum ben bu tarz şeyleri ya. Böyle gerçek ve patlayan şarkılarda veriliyor o savaş mesela. Yine şu anda radyoda çok çalınan bir şarkıyı bir yorumcusu bana dedi ki işte bu ona gidiyordu. O onu beğenmedi. Ben yorumladım, patladı. Bu demek ki sizde böyle bir savaşlar da oluyor, şarkı savaşı. Hayır, değil mi? Mesela şimdi sen hani, giderken çevirdin ama farklı oldu sende. Şimdi bundan sonra söyleyeceğim şarkı için de büyük bir savaş verdim öyle mesela. o zaman yani, bu Eylül'de çıkacak olan konuşacağımız. Evet tamam. Evet, yani hani savaş halindeyiz, ne yapalım, agresifiz. Tabii tabii, aslında şunu da söylemek lazım. Tabii ki bir yorumcu için iyi bir şarkıyı yakalamak çok önemli bir şey. Evet, ama şurada şu var, çok az sayıda iyi şarkı çıkıyor. Aynen, bunun altında öyle. Bence evet, bu var. Evet. Dolayısıyla altın gibi kapmak istiyorsunuz değil evet, mi siz gerçekten, gerçekten çok az sayıda iyi şarkı çıkıyor. Ve çok az sayıda iyi şarkı yapan besteci var. Dolayısıyla onlar da yorumcular, az önce Nazlı dediği gibi büyük bir resti başkasına giderken çevirdim dedim.